Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadam. Hocam geçenki programın sonunda böyle sözümüzü balla kestik. Sinerji dedik Ramazan'la Evet. alakalı olarak. Bir de alışkanlıklara meydan okumak dedik. Şimdi hocam sinerji meselesini biraz açarsak. Hocam bu Ramazan'ın hepimizin beraber idrak etmesi çok harika bir şey. Yani Allah deseydi ki ey kullarım yılda bir ay oruç tutun ama herkes kendi İstediği planına zaman göre tutsa. kimi Şubat'ta, kimi Mart'ta, kimi Ağustos'ta. Hocam bu sinerji oluşur muydu? Yani Ramazan geliyor hocam. Aç kılıcı adam herkes mutlu. İftarları var, sahurları var, teravihleri var. Hatimler indiriyoruz hep beraber. Ziyaretleşmeler, akrabaları iftara gidiyoruz, iftara çağırıyoruz. Hocam bir bayram gibi geçiyor Ramazan. Bu nedir bu sinerji Allah aşkına? Hocam ben başka bir yerden söyleyeyim. Nörobilimsel bir araştırma. Peki hocam ben nörobilimsel kapıya taktık. Evet çünkü böyle son 3 aydır yoğunluklu olarak nörobilimle ilgili okumalar yapıyorum. Videolar izliyorum. Sebebi ne hocam? Sorması. Sebebi öğrencilere beyin koçluğu yapıyorum. Beyin koçluğu seansı veriyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü hocam bizim en çok ihmal ettiğimiz organımız aslında beynimiz. En az kullanmaya yer olduğumuz mu demek istiyorsunuz? İhmal ettiğimiz için kullanma oranımız da düşüyor. Beynimizin bizden talepleri var hocam. Biz o talepleri yerine getirmediğimiz için, yani biz beynimize kazık attığımız için beynimiz de bize kazık atıyor. Hocam bir dakika, beynimize insan kazıkla satarız ya, bu mümkün değil hocam. Hocam çok basit bir tanesini şu söyleyeyim. Mesela öğrencilerde anket yapıyorum. Bu çok iddialı okullarda da geçerli, zayıf okullarda da geçerli. Diyorum ki, bu arada bütün bunlar bilimsel araştırmalara dayalı olarak söylüyorum. Benim araştırmalarım değil. Bu nörobilim çok ileri düzey tıbbi görüntüleme, manyetik görüntüleme cihazlarının kullanıldığı karmaşık prosedürlerle üretilen bilgiler. El ve ayak üşümesi hocam, öğrencilerin 1/4'ü el ve ayak üşüyor. Sebeplerden birisi nörobilim açısından şu hocam. Ekran süresi arttıkça uyku süresi azalıyor. Uykudan çaldığımız için beynimiz de bizden intikam alıyor. Evet. Uykusuzluk, el ve ayak üşümeler nedenlerinden bir tanesi yani. Mesela diyelim ki biz aşırı işlenmiş gıdalarla besleniyoruz hocam. Beynimiz buna reaksiyon veriyor. Anksiyete yani kaygı ve depresyon olarak karşılık veriyor. Çünkü siz vücudu yoruyorsunuz, beyni yoruyorsunuz, o da alttan intikam veriyor. Ters şeyler bunlar çünkü. Mesela Amerika'da hocam yapılmış 30 bin kadın üzerinde 12 yıl süren bir araştırma ve sonuç anksiyete ve depresyona aşırı işlenmiş gıdalar ciddi biçimde artırıyor. Dolayısıyla insanın kendi beynine iyi davranması lazım. Ben bir tanesine daha değineyim, öğrencilere anlatmayı çok sevdiğim için ama bu hepimiz için geçerli. Beynimiz hocam ortalarda hipokampüs diye bir organ var. Şeye benzediği için bu ad vermişler, deniz atına. Deniz atı da en kılıbık erkek türüdür. İlginç. Orada bir dipnot olarak geçelim. Ona benziyor hipokampüs. Hipokampüsün işlevinin nörobilimcide olduğunu düşünüyor. Gün içerisinde hocam bir sürü okumalarımız oluyor, öğrenmelerimiz oluyor, deneyimlerimiz oluyor. Biz mışıl mışıl uyurken hocam hipokampüs o gün edindiğimiz bütün öğrendiklerimizi elden geçiriyor, derliyor, topluyor, sistematik hale getiriyor ve uzun süreli belleğe gönderiyor uygun gördüklerini. Görmediklerini ise hocam geri dönüşmeyen kutuya gönderiyor. Geri dönüşmeyen kutu. Geri dönüşen kutu da var, dönüşmeyen de var. Uzun süreli bellekten alabilirsin ama geri dönüşmeyen kutuya gönderileni almıyorsun. Şimdi mesela ekran süresi arttı, uykusuzluk arttı, hareketsizlik arttı hocam. Hipokampüs bu defa iyi çalışmamaya başlıyor. Yani bu ne demek? Öğrendiklerimizin çoğu hocam, pek çoğu diyor. Hocam bu ara şunu da söylemiş olalım o zaman. Hipokampüs bizden intikam alıyor. İntikam sen beni uykusuz bıraktın. Ben de senin okuduğun bilgileri çöpe atıyorum. Boşuna okumuş oldun. Evet. Hocam bu vesileyle tabii Ramazan ayında uyku düzeni biraz bozuluyor ama şunu da söyleyeyim, erken yapmaya yani yatsımızı, teravihimizi kılalım. Hocam bak böyle, çok ilginç. Yatsı, geç yapmayalım yani. Adına bakın hocam, yatsı namazı. Yatsı. Değil mi? Sı. Evet, yatmakla ilgilidir evet. Yani. Ve bu arada tabii Ramazan sadece bizim en nihayetinde ibadettir. Dolayısıyla bizim böyle ibadetler %100 bizim biyolojimize, psikolojimize her bakımından destekleyecek değildir. O aynı zamanda bir çile programıdır. Niye? Bir zorlanma. İnsanın o iradeyi geliştirmesi için, kendine mukayyet olmasını sağlamak için. Biz bütün bunları söylerken şöyle anlaşılmasın yani.
Bu faydaları sağladığı için oruç tutuyoruz. Hayır, bunlar bir yan ürün olarak ortaya çıkıyor. Yani hocam, Allah Celle Celaluhu biz bir adada tek başımıza Robinson Crusoe gibi olsaydık yine oruç tutacaktık Müslüman olarak. Hiçbir sosyal faydası yok. Yani cemaate gitme imkanı yok, tek başınasınız, iftara misafir çağıramayacaksınız, sıla-i rahim yapamayacaksınız. Yine oruç tutacaktık. Biz Müslümanlar elhamdülillah bu konuda şüphemiz yok. Ama hocam faydasını bilmek de imanımızın kalitesini artırıyor hocam. Bir de şuurlu oluyoruz. Yani ben şimdi Ramazan'da evde oturayım, hiç kimseye eve çağırmayayım, hiçbir iftara gitmeyeyim. Bu da sosyalleşmeye aykırı, bu da hoş bir şey değil. Yani Ramazan'da hem ibadetini yap gece, hem iftara adam çağır, bir iftara katıl. Evet. Ya mesela diyelim ki Ramazan'da başta aşırı işlenmiş gıdaları azalt. Bunu şu bilinçle yap aynı zamanda. Bir, bunların benim beynime zararları var. Benim psikolojime zararları var. İki, vahşi kapitalizme karşı bir dur demiş oluyorsun. Yani İsrail'e destek veren vahşi kapitalizm bugün bu sayede senin bir zarar görecek. Şimdi bu bilinçle yaptığın zaman daha hocam insanın beynindeki orta katman limbik sistemi deniyor. Limbik sistemin özelliği şu. Öğrenmelerine ve eylemlerine duygu kattığın zaman motivasyonun çok yüksek oluyor. Hani bizde hocam bunun şeyi var, atalarımız demiş, köpek zorla ava gitmez. Hocam limbik sistemde beynimizin orta tabakası da diyor ki duygularını kat ki ben daha iyi öğreneyim, daha iyi yapayım diyor yani. Eyvallah. Dolayısıyla yaptığımız işin anlamını bilmek dediğiniz önemli. Neokorteks dediğimiz beynimizin üst katmanı da anlam arıyor hocam yaptığı şeyde. Çünkü niye o düşünmek için var? Anlamını bildiğinde çok daha derinlikli bir katkısı oluyor. Yani hem az yiyelim hem de işlememiş gıda yiyelim. İşlemişten uzak duralım gibi diyorsunuz. Aşırı işlemişler. Tamam. Yoksa bir şekilde işlenmiştir. Ama onların beşinci kategori olan aşırı işlenmiş gıdalar işte en yaygın olanları söyledim hocam. Salam, sosis, ketçap, mayonez. Eyvallah, anlaşıldı hocam. Bir de sabah Nutella yok. Hocam, o ismini vereyim. Nutella'yı çıkarsak olmaz mı ya bu listeden? Hocam sabahleyin pekmez ya da bal diyor nörobilimciler. Bakın sadece beslenme uzmanları demiyor. Bu önemli hocam. Yani bu ne demek? Demek ki beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle bu vurguyu yapıyorlar yani. Hocam bu nörobilimcilere beyin tamircisi diyebilir miyiz? Beyin ustaları. Niye bu kadar şu anda yaygın hocam? Çünkü kafalar en çok beyinler bu zamanda bozuluyor. Ya. Bu zaman hocam beyin yani pek çok beslenme tarzını yiyip içme tarzı böyle beyine asit dökmek olarak tanımlıyorlar. Bunlar hocam şeyleri var. Sağlıklı beyin ile diyelim ki alkol içkiyi kullanan, uyuşturucu kullanan, sigara kullanan, aşırı işlenmiş gıda kullanan, sağlıklı beslenen görüntülere bakıyorsunuz hocam. Beyin aynı beyin değil. Çok farklı. Çok ilginç. Evet. Sigara içenin ciğerleriyle içmenin bir olmadığı gibi. Doğrudan beyin üzerinde de hocam bu etkisi var ve şey de çok ilginç. Beynin yeni keşfedilen bir özelliği var hocam. Nöroplastite deniyor. Ya ama yani, değişim halinde. Evet. Mesela biz kalbimizdedir hocam. Değişkenliktir. Değil mi? İnkılap kelimesinden geliyor. Sürekli değişken ben şey diyorum. Dönüşken diyorum. Sürekli halden hale giriyor. Çok ilginç. Sadece kalbimiz değil hocam. Beynimiz de nörobilim araştırmaları hiç durmadan bir değişim sürecinde olduğunu, ne tür yatırım yaparsak o yönde evrildiğini, pozitif ya da negatif. Dolayısıyla oruç bizim sadece kalbimizi iyileştirmeyecek hocam. Beynimize de iyi gelecek. Beynimizin de pozitif yönde evrilmesinde katkıda bulunacak. Hatta hocam işte o sinerji meselesi de aynı şey. Yani binlerce insan camiye geliyor. Evet. O anda o beyinler arasında bir iletişim oluyor hocam. Evet. Aynı iftar sofrası hocam bazen 5000 kişilik 10.000 kişilik iftar sofraları oluyor böyle hani büyük ilçelerimizde falan. Hocam benim çok hoşuma gidiyor ya. Hani bu Mekke Medine'de belki bu sayı milyon. Düşün hocam Ravza'da 1 milyon insan aynı anda yemek yemeye başlıyor. Dehşet bir sinerji. Evet. Hocam ben onu söyleyecektim atladım. Amerika'da yapılan bir araştırma. Biz diyelim ki dostlarımızla, arkadaşlarımızla etkileşim halinde olduğumuz insanlar, en çok etkileşim halinde olduğumuz insanlarla sadece konuşmuyoruz, sadece beden diliyle iletişim kurmuyoruz. Doğrudan beyinlerin frekanslar arasında da bir etkileşim oluyor ve bu birliktelikle birlikte ilgiler, zevkler, meraklar, yönelimler, tercihler benzeşmeye başlıyor. Ben öğrencilere anlatırken şey diyorum. Kendisi değil de arkadaşları geri zekalı olanlar parmak kaldırsın. Çoğunluğu kaldırıyor. Diyelim ki çıkışta arkadaşlarınıza mesaj atın. Deyin ki arkadaşlığımıza bir süre mola veriyoruz. Zekamı bileceğim diye yani. Eyvallah. Şimdi zeka şey, köreliyor çünkü. Evet kesinlikle. Bu şey için de geçerli hocam. Kalbi de köreltiyor. Mesela diyelim ki sinerji. Sinerji ne demek hocam? Enerjiler birleşiyor ve yani katman katman büyüyor yani. Şimdi
Bir de enerji sömürücüler var yani. Bu bir kısmı metafizik anlamda enerji sömürücü hocam. Bir kısmı psikolojik, bir kısmı biyolojik anlamda sömürücü. Bir kısmı sosyal anlamda. Ama sonuçta bu enerji sömürücülere karşı kendimize böyle bir şey örmemiz lazım yani. Koruma alanı. Bazıları soruyor nasıl olacak? Mesela hocam ahtapotlar, hiç kemik yok ahtapotlarda. Ama ilginç mesela hocam, Hindistan cevizi okyanusa düşüyor. Gidiyorlar, Hindistan cevizi ahtapotu var. İçine giriyor. Hocam onu yanında taşıyor. Yanında taşıyor. Tehlike durumunda hocam içine giriyor. Ne kadar eyvallah. İlginç yani. Bak demek ki ben diyorum ki ince ruhlu insanlarımız habire kırılmasınlar, kırdırmasınlar kalplerine. Ne yapsınlar? Onlar da Hindistan ahtapot kadar şeyimiz yok mu yani? Hocam aklıma oruç kalkandır hadisi geldi. Evet, çok oruca önemli. Oruca sığınabiliyoruz. Mesela işte bir kötü alışkanlığımız var. Ramazan geldi. Sigaradan, içkiden onu biraz bu hafta işleyelim hocam. Evet. Bir ay hocam bir insan içki içmiyorsa, bir ay sigara içmiyorsa, bir ay bir insan bir uyuşturucu kullanmıyorsa hocam bunu diğer günlerde de yapabilir. Yani aslında hocam belki Ramazan bizim gözümüzü açıyor. Evet. Kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz. Zamanın gidişatına, alışkanlıklarına, modalara dur diyebiliyorsun. Ve dediğiniz o işte o sinerji herkesle birlikte yaptığın için herkesten o enerjiyi alıyorsun. Herkese o enerjiyi veriyorsun ve o enerji katlanarak şey diyor, büyüyor. Devasa bir hale geliyor. Evet. Şimdi hocam diyorlar ki yani mesela sigarayı bıraktı, yeni bıraktı mesela gidiyor tiryakilerin arasında hemen başlar. Niye? Çünkü bizde hemen şey diyor. Yak bir şey olmaz yani. Böyle şey var. Misyoner bir tarzımız var hocam biz. Şey deriz yani. Biz yapıyorsak doğru yanlış önemli değil. Başkasına illa da yapmasını isteriz yani. Halbuki Ramazan'da hocam bu bitiyor. Herkes elhamdülillah İslam ülkesindeyiz. Yani 3 aşağı 5 yukarı etrafımızdaki insanlar da oruca saygılı olduğu için böyle bir şey olmuyor. Ve oruç tutma oranı hocam herhalde en yaygın ibadetler arasında hakikaten bu bütün boyutlarıyla birlikte bunu derinleştirerek yapmak güzel bir şey. Hocam bir boyutu daha var şimdi onu ihmal etmeyelim bu hafta. Empati. Hocam aç kalınca açların halini anlıyoruz. Ben buradan hemen Gazze'ye intikal edeceğim şimdi. Evet. Hocam yani hakikaten oradaki kardeşlerimiz yani biz şimdi sahurda kalkıyoruz. Güzel sahurumuzu yapıyoruz. İftarda ne yiyeceğiz? Onun hesabını kitabını yapıyoruz. Bu kardeşlerimizin böyle bir imkanı yok. İftarda ne yiyeceğini bile. İftarda yiyebilecek mi? Ne yiyeceğini değil. Acaba iftar olacak mı? Bunun derdinde kardeşlerimiz. Evet. Bence hocam her lokma atışımızda biraz da dünyadaki fakirleri, müminleri düşünelim. Tabi bu sadece bir düşünmekle olmasın. Eylem. Cebimizden de birazcık yapabildiğimiz kadar. Fitreden, zekattan, infaktan. Evet. Bu mağdur bölgelere, Afrika'da var, Afganistan'ımızda var. Hepsi bizim kardeşimiz bunların. Öncelikli olan Gazze. Evet. Oraya ne yapabiliriz? Yani nasıl göndeririz? Bunun yoluna bakalım inşallah diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle çünkü İnsaniyetimiz bu yollarla gelişir. Biz bunları görmezlikten geldiğimiz oranda hocam, sadece görmezlikten gelmiyoruz, kalbimizi de köreltiyoruz. Çok ilginç bir şey söylediniz. Kalp köreliyor. Kalbimiz köreliyor. Kalbimiz köreldiğinde bizim kendimize karşı da köreliyor o. Saygımız mesela, da kalmıyor. Yaşamdan anlam bulamıyor. Çünkü yaşamdan anlamı hocam beyin sana vermiyor. Beyin bilgi merkezi. Ama kalbin sana ona o anlamı üreten şey anlam ve seni yaşama bağlayan, yaşamdan anlam çıkaran o oluyor. Yoksa onca zenginliğe, onca güç ve onca ihtişama rağmen alkol ve uyuşturucu kullanımının, depresyon ve ruhsal hastalıkların ve intiharların yaygın olmasının nedeni bu. Çünkü kalbini harekete geçirmemiş yani. Evet. Geçer bizim memlekette bir arkadaşımın iki tane tatlı evladı var. Meryem ile Ömer Asaf. Sokakta böyle tatlılar falan satarak incik boncuk. Gazze'ye para biriktirmişler. Bana gönderdiler. Allah'ım. İnanın Allah'ım. O parayı böyle dedim ki en zor durumdaki Gazze'liye vereyim. Evet. Hemen veremedim yani. Hani ulaşır ulaşmaz diye. Hmm. 28 tane akrabası öldürülmüş, şehit edilmiş bir kardeşimize verdim. Hay Allah. Yani bir kendisi kalmış zavallı. Amca oğulları, dayı oğulları. Orada biraz nüfus kalabalık maşallah. Evet. Bizdeki iki kardeş, üç kardeş değil onlar. 8-10 kardeşler. 28 tane akrabasını şehit vermiş. Ona gönderdim. Şimdi bak bu çocuklar bile empati yapıyor. Yani hocam bunu biraz kaybetmeye başladık. İşte Ramazan inşallah bu duygularımızı da tekrar canlandırır. Aça, fakire, fukaraya bir empati yaparız. Biz iftar sofrasında 10 saat sonra ne yiyeceğiz diye hesap ederken 3 aydır 5 aydır çocuğuna süt bulamayan, mama bulamayan annelerimiz, kardeşlerimiz var.
birazcık hocam bu empatimiz artsın inşallah. Kesinlikle. Bu arada şunu da belirtmek lazım. Empati bizim geleneğimiz hocam. Haldeş olmaktır. Haldeşliktir. Yani halden anlayan insan demektir yani. Başka değiştir. Zaten halden anlamayan insan, insan olabilir mi hocam? Ya. Ama hocam şöyle bir şey var. İnsan ister istemez çok yiyince, çok tok olunca zannediyor ki herkesin hali öyle. Evet, evet. Süleyman Aleyhisselam'la alakalı tabii, bir rivayet var. Özür dilerim. Hazreti Yusuf'la alakalı. Hani o kıtlık döneminde hep dağıtıyordu böyle diğer insanlara. Başka ülkede gelenler de zahire istemeye yiyecek geldiler. Hep oruçluymuş. Ya niye oruçlusun? Sen buranın sultanısın. Bütün hazine sana ait. İstediğin gibi ye, iç keyfine bak. Yok evet demiş. Tok olursam belki açların halini anlamam diye. Oruç tutarak cömertlik damarları kabarıyor. Şunu da söyleyeyim. Oruçluyken alışverişe gitmeyelim. O da antiparantez. Aşırı alışveriş yapıyor şimdi markete yani gidince bütün markete alasınız geliyor. Şeyin hocam şu tarafı da var. Hani gün boyu yoksunluk yaşıyorsun sonuçta. Evet. Yemek, içmek, cinsellik bunlarla ilgili yoksunluk yaşıyorsun. Dolayısıyla nimetlerin kadrinin kıymetini insan, ekonomide de kural odur hocam. Bir ürünün kıymeti yokluğunda bilinir. Olmayacak ki bilinse. Yokluğunda artar. Bilinir. Mesele şu, varken kıymetini bilmiyorsun yani. Bir nörobilimci şey örneğini veriyor. İlk oruçta özellikle diyor, orucu suyla açan çocuklarıma diyor, ben şey diyorum diyor, suyun tadına bir dikkat edin diyorum. Şimdi mesela suyu ne yapıyorsun? Deviriyorsun. Şimdi ama suyu böyle yavaş yavaş içtiğinde, o bir de oruçlusun, iftarını açıyorsun vesaire. Yani o suyun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, dolayısıyla onun yaradana karşı bir şükür borcunu, ilginç hocam, şükranlık duygusu insanın sadece yaradanına teşekkürü değil, aynı zamanda o nimetin tırnak içinde tadını çıkarmasını sağlıyor yani. Şükrettikçe nimetin tadı artıyor. Evet. Çünkü evet hocam siz bir ekmeğe, aa bu ne güzel ekmek derseniz, ekmeğin tadı artıyor. Evet. Ya böyle ekmek mi olur derseniz zaten daha yemeden o ekmeği yargılamış ve mahkum etmiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi hocam hakikaten şimdi ikinci bir ibadete gelelim buradan. Kur'an'ı çok okuyoruz Ramazan ayında. Evet. Hocam bu sene Ramazan'da inşallah biraz daha kendimizi tanımaya, kalple, ruhla alakalı ayet-i kerimeler var. Bu yani kendi manevi gelişimimiz için çok önemli. Belki ufak tefsirlerden okunabilir. Bir de hocam tabii bu Gazze ile alakalı durumu oraya çekersek Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hocam bu Yahudilerin yapacakları, zararları, ifsatları çok detaylı şekilde anlatıyor. Yalancı olduklarından bahsediyor, ahdlerine sadık kalmazlar, fitne çıkarırlar. Hocam bu gözle de Kur'an-ı Kerim bir mucize. Yani tarih boyunca 5-10 milyonu geçmemiş bir nüfustan bahsediyoruz. Yani 1 milyar, 2 milyarlık bir nüfus değil bunlar. Bugün en fazla 20-25 milyon tahminim. Ama hocam Kur'an-ı Kerim'in üçte biri bu kavimle alakalı. Çünkü zararları güç ellerine geçtiğinde sonsuz bir zararları var hocam. Bunu da görüyoruz işte. Evet. Tabi burada şey, olayı bir zihniyet olarak düşünürsek, ırksal olarak, etnik olarak Yahudi olmayabilir ama o kafa hakikaten şey, insanın hem kendine hem başkalarına zarar verdiği. Hocam, Gazze'deki savaş örneğin tarihte eşi ve benzeri olmayan bir savaştır. Şimdi düşünün ki bu savaşın şöyle bir şeyi de var. Bu savaştan sonra, daha doğrusu bu katliamdan, bu soykırımdan sonra çocuklar dünyanın neresinde biz savaşta esirgeniriz diye bir düşünce olur hocam. Bütün çocukların bilinçaltına savaşta çocuklar da öldürülür. Özellikle öldürülür diye ne yerleştirmişsin bir? Ne kadar kötü bir fitne değil mi hocam bu evet ya? Yani evvelden hocam en ahlaksız orduların bile bir ahlakı vardı. Evet ve ne olur da İstemsizce öldürdüklerini olabilirdi ama burada istemli, kasıtlı niye? Bir dehşet ve korku salmak için hocam. Hastaneyi bombalıyorsunuz, doktorlara bombalıyorsunuz. Evet. Doğumhanede çocukları ölüme terk ediyorsunuz, küvezdeki yaşayan çocukları. Niye hocam? Bunları da çok ilginç bir şekilde kutsal kitap olduğu kitap olarak inandıkları referanslardan bunlara kaynak bulması. Yani onların çoluk çocuklarının da öldürülmesini telkin eden. Hocam ama, şimdi biz buna Yahudi varsa İbrahim'i dinler diyoruz. Aslı doğru ama bunlar dinlerini hocam şirketleştirmişler. Evet. Bölgeselleştirmişler ve ırksallaştırmışlar. Demişler ki Yahudilik bizim içindir. Evet. Hiçbir insan Yahudi olmasına gerek yoktur. Biz az bir insan. Tanrımız da bize aittir. Yahva. O başka kimseyi sevmez. Başka insanların ölümüne, öldürülmesine ses çıkarmaz. Hatta çünkü onlar insan sayılmıyor yani. İnsan sayılmıyor. Ha, biz özel insanız. Maalesef hocam işte dini tahrif etmişler.
Evet. Böylece bugün elimizdeki Yahudilik tahrif edilmiş bir, bozulmuş bir din. Bozulunca Tanrı anlayışları yanlış, insanlarla ilişkileri yanlış, koyayım diyorlar. Biz şimdi yani oruç tutarken sadece Müslümanları düşünmüyoruz. Bir gayrimüslim açsa ona da bir ekmek ulaştırmayı ibadet kabul ediyoruz. Bunların anlayışında ise biz Yahudiler kendi aramızda mutlu, rahat yaşayalım. Diğerlerim sanki canı çıksın gibi bir anlayış var. Evet. Hocam mesela Netanyahu kutsal kitabından alıntı yapıyor. Kaynağını söylüyorum. Çünkü inanamayacaktır izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Yani böyle bir şey olabilir mi diye. Ama şimdi bakın hocam. 1. Samuel 15:3 bunu okuyor Netanyahu. Askerlerine bunu okuyor. Bunu yapacaksınız diyor. Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın. Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Devam ediyor. Şimdi git Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek, hepsini öldür. Hocam, her şeyi anladık da çoluk çocuğu öldürmek. Çünkü onlar da terörist olacak diyorlar. Şimdi öldürelim ki. Şimdi bakın bunu nereden referans gösteriyor? Kendi kutsal kitabından referans gösteriyor. O zaman bu demek ki ne olmuş? Tahrifata uğramış bir kitap yani. Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Ve sulhu hayır. Barış her zaman daha iyidir diyor. Haksız yere bir insan öldürmek. Bütün insanı öldürmüş gibidir. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki savaştığınız zaman kadınları, çocukları öldürmeyin. Kilisesindeki, efendim manastırındaki, sinagogundaki din adamına dokunmayın. Şeklinde ashabına bir emir vermiş. Yani bu dinlerde hocam düşmana bile merhamet eden. Yani Çanakkale Savaşı'nda biliyorsunuz biz Anzaklarla savaştık. Şu anda Avustralya'da belki en makbul millet Türkler. Ya adamla savaşmışız. Ama öyle güzel hatıralar kalmış ki ellerine. Ne diyor? Türkler bizi esir aldı. Kendi ekmeklerini bize yedirdiler. Evet. Hastalarımızı tedavi ettiler. Tabi bu esaretten kurtulan Avustralyalılar döndüğü zaman Türklerin bu faziletinden bahsediyor. Böyle olunca şu anda yani Avustralya'ya gittiğiniz zaman Türk'üm dediğinizde size karşı nefretle bakmıyorlar. Ciddi savaşmışız hocam yani. Avustralya'nın en ciddi savaşı Osmanlı'yla. Başka savaş yok tarihlerinde. Tek savaşları bu. Ve bizim de dost bir millet şu anda. Sebebi ise bizim vahşete kaçmamamız. Evet. Sadece hocam biz savaşı savaş meydanında eli silah tutanla yapmışız. Ve o adam teslim olduğunda veya efendim esir düştüğünde de yine biz o insana insan muamelesi yapmışız. Hatta bu ashab-ı kiram devrinde de var. Bedir esirlerin pek çoğu Müslüman oluyor. Çünkü sahabe-i kiram kendi yemiyor, esirine yediriyor. Ya bu adam esir düştü elime. Şimdi ben yiysem, bu aç kalsa evet. Gönlü razı olmuyor hocam. Bizim böyle bir yaklaşımımız var. Bence bu bu da yani şuradan geldik meseleye. Kur'an okuyacağız ya şimdi bol bol evet. Hatimler indireceğiz. Sırf Kur'an-ı Kerim'in lafzını tekrar etmek gibi olmasın. Tabii ki o da lazım. Biraz da hocam bu siyasi göze bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Biraz gözümüz açılsın yani. Evet kesinlikle. Ve bu arada hocam sahura kalktığımızda da sofra hazırlanana kadar tabii ideal olan eşlerimize şey etmektir. Sofra hazırlarken yardım etmektir. Ama fırsatı bulduğumuzda da hocam gökyüzünü seyretmektir. Oo, bu Gazali'nin tavsiyesi değil mi hocam? Evet Gazali'nin tavsiyesi. Orada benim ekleyecek olduğum bir şey var hocam. İnsanın vücudu sonuçta atomlardan oluşuyor ya. Bu atomların hocam yarısı Samanyolu galaksisinden değil. Bunların yarısı hocam Magellan bulutsusu var. Büyük ve küçük Magellan bulutsusu var. Yarısı oradan geliyor. Yani o gökyüzüne baktığımız zaman gördüğümüz yıldızların bir kısmı, hayranlıkla seyrettiğimiz yıldızların bir kısmını hocam, onlardan gelen atomlar bizim vücudumuzun parçalarını oluşturuyor. Belki gözümüzde o atomlar var, o yıldızlardan gelen atomlar var ve o atomlarla gökyüzüne bakıyoruz, o yıldızları seyrediyoruz. Bir şairimizin şiiri var, şey diyor, sana özellikle bir, şu anlamda diyor, sana bir mesajı olmasa yıldızlar gökyüzünden göz kırpar mıydı diyor. Ya. Yani o gözle baktığın zaman. O zaman hocam biz uzaylı falan mıyız? Gökyüzünden böyle bir uzay gemisi gelip bizi alıp götürecek mi? Yani onu demek istiyorsunuz. Hocam uzaylıyız, şunun için uzaylıyız, çünkü uzayın dışında yaşamıyoruz zaten.
Mesela çok ilginç hocam. Hocam uzaydan kasıt bu galaksinin dışından gelen manasını söyledim. Anladım. Oralarla da ilişkimiz var hocam. Şimdi düşünün mesela bizim enerji üretim birimi neydi canlılarda? Mitokondriydi. Mitokondri hocam bunları protonlar aracılığıyla üretiyor, enerji üretiyor mitokondri. Şimdi bu protonlar ne zaman ortaya çıktı dediğin zaman hocam, bugün kabul edilen Big Bang büyük patlamada saniyenin ilk saniyenin milyonda birinde protonlar ortaya çıkmaya başlıyor hocam. Milyonda bir. Yani buradan baktığınızda hocam Allah bizi Big Bang ile birlikte yaratmaya başlamış. Mesela atomlar ne zaman oluşmuş? Hücrelerimiz atomlardan oluşuyor. Atomlar hocam Big Bang'den 300 bin yıl sonra oluşmuş. 300 bin yıl. Ama sonuçta milyar bile değil. Yani sonra mesela 300 ya da 500 milyon yıl kadar sonra moleküller oluşuyor. Ve öyle öyle geliyor. Düşünün insanın bir meyve ya hocam. Şimdi bir meyve nasıl? Mesela bizim komşu Hacı Yusuf dayının şeyi vardı. Kirazı vardı hocam ama büyük ağaçtı. Bir de biz tabii çok dadanlardık. Haklı olarak kızardı yani. Şimdi mesela koskoca hocam şey. Kiraz ağacı. Kiraz ağacı. Şimdi meyve verebilmek için hocam neydi? Bir tohumdu sadece. Sonra ne oldu? Büyüdü, gövdesi, dalları, yaprakları vesaire ve meyve vermeye başladı. Ama o meyve zaten onun aslında kökü, öyle değil mi? O meyvenin çekirdeği. Filan da vardı aslında. Orada vardı zaten. İnsan da böyle. İnsan evrende bir meyve. Yani onun için bazen diye yaklaşanlar var. Yani şu uçsuz bucaksız evrende işte sıradan bir galakside, sıradan bir gezegende yaşıyoruz. Niye bu önem veriyor? Çünkü sen bir meyvesin yani. O devasa ağaç o meyveler için var. Düşünün ki hocam o kiraz ağacı, o devasa kiraz ağacı meyve vermeseydi bir şey yaramazdı. Kütük olurdu. Evet. Hocam bir yeni konuya girelim. Zekat, fitre infaklarımız Ramazan evet. ayında empatiyle beraber daha da artmalı. Yani infaklarımızı artıralım. Gazze'ye, diğer fakir bölgelere. Zekatlarımızı bu ayda vermemiz farz değil ama bu ayda da verilebilir. Hocam fitreyi daha erken verme durumu olur mu? Erkenden çok hocam. Benim kastedeceğim şu. Biraz fitreleri hani bu değişik kişilere göre veriliyor. Yok illa bayramı beklemek gerekiyor bayramı mu? Bayramı önce verilecek tabii. Şunun için. Hani Ramazan'da artık ihtiyaçlar o kadar doruk noktada ki. Hani bayramı beklemektense diyelim ki daha başta ilk fırsatta. Hocam son sınır bayramdan önce, bayram namazından önce fakirin eline geçecek de. O son sınır. Dolayısıyla son başta. Sınır. Yani hocam İslam öyle güzel bir din ki. Diyor ki bütün bayramı bütün müminler beraber yapalım. Hocam fakir düşünün, imkanı yok, bayramlık alamayacak, evine belki gıda maddesi alamayacak ama fitrelerle, zekatlarla en fakir insan da sizin gibi hatta sizden daha güzel bayram yapabiliyor. Ne onu kadar söyleyeyim. Büyük sevinç olacak. Bu arada hocam, Recep Yılmaz diye Türkçeci, şair, yazar bir arkadaşım var. Bir atasözünü, bir deyimi daha doğrusu yorumunu yapmıştı da böyle pencereler açılmıştı ufuklar. Mal canın yongasıdır. Şimdi biz bunu ne anlıyoruz? Malı insan çok önemser. Diyor ki hayır, bir kütükten sen bir ürün çıkartmak istiyorsan ne yaparsın? Yongayı çıkarman lazım. Fazlalıklar atacaksın onu. Hmm. Diyor ki sen o canı yongadan çıkartacaksın ki, yongalardan kurtaracaksın ki can olsun diyor. Hatta hocam zekat malın temizliği deriz ya. Aynı zamanda. Kirleri fazlalığı. Diyor, aynı zamanda senin canının temizliği, sadece malının değil. Çünkü o yongalardan kurtulman lazım ki senin canın ortaya çıksın. Çünkü o yongalar arasında ne olmuş? Kaybolmuş yani. Hocam çünkü zekatını vermeyen adam kendini malıyla eşleştiriyor. Ben malım kadar değerliyim diyor. Halbuki sen maldan çok daha kıymetlisin. Evet. Sen bütün alemden kıymetlisin. Evet. Zekatı verdiğin zaman da malın verilebileceğini, başkasının eline geçebileceğini kabul ettiğin için birazcık araya mesafe koymuş oluyorsun. Evet. Kendi narsizmine de hocam bir şey vurmuş oluyorsun. Bir büyük darbe vurmuş balta oluyorsun. Balta vuruyorsun. Evet. Yani dolayısıyla tırnak içinde sen yardımda bulunurken unutma en büyük yardımı aslında kendine yapıyorsun. Niye? Kendi narsizmini, kendi egonu aşmış oluyorsun. Neden? Çünkü egoya hapsolmak hocam yani bir civciv hocam doğduktan sonra tekrar o şeye girmek ister mi yumurta? İstemez. Ama insan narsizmiyle hocam doğduktan sonra narsizmle beraber kendini tekrar bir yumurtaya koyuyor. Hocam şöyle bitirelim mi? Aç kalıyorsunuz, narsizminiz zarar görüyor. Çünkü yani dünya en önemli insan benim.
her şeyin en iyisini ben yiyeceğim derken yiyemiyorsunuz. Evet. Sonra bu mal bana yetmez. Ben keyifli yaşamam için daha çok mala ihtiyacım var diye düşünürken bırakın bu ihtiyacı başkasına veriyorsunuz. Böyle hocam insanın pek çok psikolojik rahatsızlığı, stresi, kaygısı, narsizmi de Ramazan vesilesiyle inşallah ne kadar tabii Ramazan'ı ciddiye alırsak o oranda tedavi kesinlikle olmuş oluyor. Tam dediğiniz gibi ne kadar ciddiye alırsak, ne kadar önemsersek, ne kadar çok boyutlu yaşarsak, olabildiğince yaşadığımız kadar ki yani şu da şey değil yani yapamıyorum hiç yapmayayım ya hep ya hayır yapabildiğimiz kadar ya yapmak yani. Yaptığımız yanımızda kar çünkü yani. De hocam şöyle bir şey de ondan da uzak durmak lazım. Ramazan bir adettir yani bir dini bir tarafı yok da sanki herkes tutuyor. Ben de kalabalığa uydum. Bu tabii çok faydası olmuyor insana. İnşallah derinden anlayalım hocam. Derinden yaşayalım. Hem maneviyatımız hem psikolojimiz her şeyimiz düzelsin. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Ağzınıza ben teşekkür ederim sağlık. Sana. Kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli izleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Haydi Ramazanlar.